Vize ve finalde çıkabilecek sorular 27. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek önemli bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Bir kutuda 7 mavi, 2 kırmızı ve 1 yeşil top vardır. Bu kutudan geri bırakılmaksızın 3 top alınıyor. X rastgele değişkeni seçilen mavi top sayısını, Y rastgele değişkeni ise seçilen yeşil top sayısını göstermektedir. 2 adet rastgele değişkenimiz var. X ve Y rastgele değişkenlerine ait ortak olasılık dağılımının tablosunu oluşturunuz. Ortak olasılık dağılımının İngilizcesi Joint Probability Distribution'dır. Şimdi bir ortak olasılık dağılımının tablosunu oluştururken yapmamız gereken ilk şey rastgele değişkenlerin neler olduklarını belirlemektir. X rastgele değişkenini alalım. X rastgele değişkeni seçilen mavi top sayısını gösteriyor. Biz kutudan 3 top alıyoruz. 3 top aldığımızda gelebilecek mavi top sayısı bizim rastgele değişkenlerimizi gösterir. Bu torbadan, kutudan her neyse 3 top aldığımızda hiç mavi gelmeyebilir. Bu nedenle ilk rastgele değişkenimiz 0'dır. Bir tane mavi gelebilir. İki tane mavi olmayan gelebilir. İki tane mavi gelebilir. Üç tane mavi gelebilir. X rastgele değişkeni budur. Mavi gelebilecek mavi top sayısını gösterir. Y rastgele değişkenine gelirsek, Y rastgele değişkeni ise seçilen yeşil top sayısını göstermektedir. Yeşil top bir tane var. 3 top çektiğimizde hiçbir yeşil gelmeyebilir. Rastgele değişkenimiz 0 olur. Veya en fazla gelebilecek yeşil top sayısı 1'dir. Veya bir tane olur. Y rastgele değişkenimiz ise budur. 3 top çekildiğinde hiç yeşil top gelmez. Rastgele değişkenimiz 0 ya da bir tane gelebilir. Diğer ikisi başka renklerde olabilir. Şimdi X ve Y rastgele değişkenlerini belirledik. Ortak olasılık dağılımında bu iki rastgele değişkenin aynı anda gerçekleşmelerine ait olasılıkların tablosudur. Ortak olasılık dağılım tablosu. Karışık bir cümle oldu. Şimdi bahsetmek istediğimizi şurada yapmaya başlayalım. Soruyu kaybedeceğiz. Şunu bir kutu içinde alalım şunları. 7 mavi var. 2 kırmızı var. Bir de yeşil topumuz var. X ve Y rastgele değişkenlerine ait ortak olasılık dağılımını yapacağız. Yani bu rastgele değişkenlerin aynı anda gerçekleşmelerinin olasılıklarına ait tablo. Şimdi bunun tablosunun öncelikle yazım şekline bir odaklanmalıyız. Şu şekilde bir tablo yapacağız. Burayı ikiye böleceğiz. Buraya X veya Y hangisini yazmak istiyorsanız ben X'i yazmak istiyorum buraya. Buraya da Y. Y'nin rastgele değişkenleri buraya. X'in rastgele değişkenleri buraya. 0, 1, 2, 3. Ortak olasılık dağılımının tablosu oluşturuluyor şu an. Y rastgele değişkenlerimiz ise 0 ve 1. Şimdi bizim burada tek tek hesaplamamız gereken şey bu rastgele değişkenlerin aynı anda gerçekleşmelerinin olasılıkları. Birincisiyle başlıyorum. X rastgele değişkeninin 0. Y rastgele değişkeninin 0. Şuraya gelecek olasılığı belirleyeceğiz. Olduğu durum. Şimdi hiç mavi almayacağız. Hiç yeşil almayacağız. O zaman hepsinin kırmızı gelmesi gerekir. Biz 3 top alıyoruz. 3 tane kırmızı yok. Her halükarda mavi veya yeşilden birisinin gelme zorunluluğu var. İkisinin de 0 0 olabilmesi mümkün değil. Bunun olasılığı 0. Bu tablomuzun içine olasılık değerlerini farklı bir renkle yazalım.
Yani 0 tane mavi, 0 tane yeşil çekmek şartıyla 3 top buradan alalım. 3 top aldığımızda mutlaka birisinden almak zorunluluğumuz ortaya çıkıyor. Devam edelim burada. Şimdi ikinci duruma geçelim. X rastgele değişkeni 1, Y rastgele değişkeni 0. X 1, Y 0. Bunların neyi belirttiklerini unutmamamız lazım. X mavi top sayısını, çektiğimiz mavi top sayısını gösteriyor. Y ise çektiğimiz yeşil top sayısını gösteriyor. Şimdi bu durumda biz bir tane mavi, sıfır tane yeşil. O zaman diğer ikisinin kırmızı olması gerekiyor. Bir mavi, iki kırmızı çekildiğinde bu durum gerçekleşiyor. Bir mavi, iki kırmızı çekersek bu durum gerçekleşiyor. Bir tane mavi geliyor, hiç yeşil gelmiyor. Bunun karşısında bir olasılık çıkacak. Buradaki olasılıkları da en iyi yol kombinasyonla hesaplamaktır. 7 tane maviden bir tane alıyoruz. 2 kırmızının ikisini de alıyoruz. Toplam 10 toptan ise 3'ünü alıyoruz. Yeşillerden hiç almıyoruz. Onu göstermeye gerek yok. 7'nin birlik kombinasyonu 7'dir. 2'nin ikili kombinasyonu 1. 10'un üçlü kombinasyonu 19, 8, 3, 2, 1 dersek aşağıda 120 ediyor olması lazım. 7 bölü 120. Evet, 120. Buradaki olasılık bir tane mavi, hiç yeşil gelmemesi 7 bölü 120. İşte bu gördüğümüz tablo ortak olasılık dağılım tablosudur. Bu iki rastgele değişkenin aynı anda gerçekleşmelerinin olasılıklarının tablosudur ortak olasılık dağılımı. Devam ediyorum. Olasılıkları şuralara sıkıştırmaya başlayalım. P mavi 2, yeşil 0. Şurayı hesaplıyorum. X eşit 2, Y eşit 0. Bu nasıl mümkün olur? Mavilerden iki tane. Yeşillerden hiç almamamız gerekiyor. Kırmızılardan bir tane alırsak toplam kutumuzda 3 topu almış oluruz. 10'un üçlü kombinasyonu. Y'nin ikilisi 21'dir. 7, 6, 2, 1. Evet, 21. Burası da 2 eder. Yukarısı 42, aşağısı da 120. Sadeleştirme yapmayalım. Neden sadeleştirme yapmıyorum? Şunun için yapmıyorum. En sonda burada çıkan bütün olasılıkların toplamının bir etmesi lazım. Herhangi bir hata yapıp yapmadığımı direkt hızlıca kontrol edebileyim diye sadeleştirmiyorum. Sınavda isterseniz sadeleştirebilirsiniz. Şimdi X rastgele değişkeni 3, Y rastgele değişkeninin 0 olduğu durumu hesaplıyoruz. Uzun bir soru, yapacak bir şeyimiz yok. 3 mavi, 0 yeşil gelme ihtimali var mı? Var tabii ki. Tüm seçilen toplar, 3 tane top seçiyoruz zaten toplamda. Üçünün de mavi gelme ihtimali var. Onun üçlüsü. Aşağının 120 olduğunu biliyoruz. Yukarısı ne ediyor? 7, 6, 5, 3, 2, 1, 35 bölü 120. Bunun cevabını yazmamışım. 42 bölü 120 idi bu. 35 bölü 120 olarak burayı bulduk. Şimdi geliyoruz. 0 mavi, 1 yeşil. Mümkün mü bakalım. 0 mavi, 1 yeşil. Bu mümkün olabilir mi? 1 yeşil, 2 kırmızı çekersek toplam 3 top çekebiliriz ve hiç mavi çekmeden bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Evet, mümkün. 7 tane, burada yukarıda 2 tane kırmızının ikisini de aldık. Şu 7'den hiç almıyoruz. Yeşilin de bir tanesini aldık. Aşağıda ise onun yine üçlü kombinasyonu var. Çünkü toplam 10 top var, 3 tane seçiyoruz. Yukarısı 1 eder, aşağısı da 120. 1 bölü 120.
Şu ikisi aşağıya devam edeceğiz. Şu torba kısmını görebileyim diye uğraşıyordum 2 saattir. Şuraya tekrardan çizelim. 7 mavi, 2 yeşil, 2 kırmızı, 1 yeşil vardı, evet. Şimdi 1 yeşil, 1 mavi çekme ihtimalimizi hesaplayacağız. Mavi bir tane, yeşil bir tane. Bu nasıl mümkün olur? Her toptan birer tane alırsak bu durum gerçekleşir. 7 maviden bir tane, 2 kırmızıdan bir tane, 1 yeşilden bir tane. Bölü 10'un üçlüsü. 7 kere 2 14 eder, aşağısı da 120. 14 bölü 120. Buna geldik. 2 mavi, 1 yeşil. Öncelikle mümkün olabilirim. 2 mavi, 1 yeşil çekebiliriz. 3 top çektiğimizde, evet, mümkün. 7'nin ikilisi çarpı 1'in birlisi bölü toplam 10 topumuz var, 3 tane. 7'nin ikilisi 21 eder. 21 bölü 120. Bütün yaptıklarınızdan eminseniz eğer, burada giren hepsinin toplamının 1 etmesi gerektiğinden burayı bulabilirsiniz. Ama biz emin olmadığımızı varsayalım. Devam edelim, şuraya sıkıştıralım onu da. 3 mavi, 1 yeşil. X eşit 3, Y eşit 1. Bu durumun gerçekleşmesi mümkün değildir. Toplam 4 top çekmiyoruz biz. 3 top çekiyoruz. 3 mavi, 1 yeşil çekilebilmesi için 4 topun çekilmesi lazım. Bunun olasılığı 0'dır. Bakalım doğru yapmış mıyız? Hepsini topladığımızda 1 etmesi lazım. 49, 54, 84, 105, 119, 120 bölü 120. Evet. Sorunun cevabı şuradaki tablomuzdur. Bizden istenen şey ortak olasılık dağılım tablosuydu. Sorunun istediği şey bu. Diğer her şeyimiz buna ulaşmak için yaptığımız işlemler idi. Ortak olasılık dağılımı işleyen üniversiteler için işlendiğinde gelme ihtimali en yüksek soru tarzı neredeyse budur. Hem olasılık hesaplamayı bilip bilmediğinizi kontrol ediyor, hem de ortak olasılık dağılımını, hem de rastgele değişken çıkartıp çıkartamamayı. Kontrol ettiği şeyler çok önemli değişkenler. Bu nedenle çok değer verilen bir sorudur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.